Şimdi tabii onlar hiç gitar muhabbeti yapmadık. Asıl benim takipçilerim biraz gitar kafasında oldukları için ama ben gitarı bıraktım artık. Bıraktım değil mi? Armoni. Şunu söyleyeyim, biz işte 2011'de beraber böyle 5-6 ay aynı yerde kaldık işte. Ben çok açık söyleyeyim, ben tabii kendisinden çok şey öğrendim yani. Benim bakış çok ciddiyim. Bakış açımı falan değiştiren bir adamdır. Hani ben çünkü 21-22 yaşında bir heriftim yani, işte çalıyoruz. Klasik gitar, modlar, rock, shred. Ama sen çok yardımcı oldun yani benim bakış açımı. Eyvallah, sağ ol. Ama sen de aynı şekilde. Yani biz yani, diyorum birbirimizden şey yapıyoruz. Ama beni düşün orada yani. Senden daha genç biriyim orada ve o çok benim kariyerimde etkili olmuştur. Onu ne çok güzel, net söyledim ne güzel. Yani. Yani bil mukabele karşılıklı. Ne yapıyorduk o zamanlar ya? Bayağı kapılıp odalara kapıldığımızı hatırlıyorum. Evet, yani aslında biz tabii yeni şanslıydık yani. Öyle askerlikte düşmanıma... Hep elimizde enstrüman vardı. Gerçi benimkine öyle değil mi? Ben hatırlamıyor musun? Her akşam gidiyorduk biz yine. Doğru, o doğru. O trio muhabbetini. Neyse boşver, bence evet, bunları işte hiç çok fazla şey ama yapmayalım. Ama o zamanlar işte hatırlıyorum, o resmimiz var ya işte. Evet. Elimde Schecter var, 7 terli. Alakasızla Ankara'da almıştım, hiç unutmuyorum. Çarşıya evet, çıktığımızda almıştık. Senin de Ibanez'in vardı, evet, değil mi? O kapanıyorduk odaya böyle onunla. Hep gitar, empoze takılıyorduk, konuşuyorduk. Çok keyifli zamanlardı tabii. Evet, ama çok enteresan, çok önemli insanlar vardı tabii. Evet. Biliyorsun Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda Hasan'dı, Hasan Niyazi Ture orada. Çağlayan vardı benim. Çağlayan, Çetin. Konuşuyoruz onunla hala. Ve bir sürü caz, Bulut Gülen, tromboncu. Şu anda Amerika'da Bulut. Çok güzel işler yapıyor. Çok değerli güzel müzisyenler ekip, var. Güzel bir ekip. Tabii muhteşem, o insanları bir araya toplayalım desem toplayamazsın. Yani o... Bir de zorla oradayız ya. Yani, yani o da bir şey. Ve mecburen de mecburen şey yapıyorsun tabii. Doğru. Tabii böyle merak edilen şeyler vardır. Biraz böyle belki daha ucuz şeyler az önceki videoya göre ama. Estağfurullah. Sen mesela çalıştığın dönemde diyorum. Bir kere şey kafalarından çıktın mı? Hani shred, gitar falan hala böyle var mı? O şey... Yani bir... Hızlı şimdi, çalımlar falan. Evet. Senin Planör albümün vardı mesela. Bilmeyenler dinlesin onu. Bu arada çok güzel gitar düzenlemeleri var. Biz askerdeyken hatırlıyorum. Evet evet. O. 2011'de çıktı Planör. Yani çok enteresan tabii. Şimdi bazen insanların kafasına soru işareti olabiliyor. Yani bu kadar caz konuşuyorsun, gidiyorsun ondan sonra rock albümü yapıyorsun. Yok işte ne bileyim ben başka sanatçılarla çalıyorsun, şu bu falan filan. Şöyle bir şey var aslında yani işin özünde... Hani label etmek gerekirse kendimi, ben bir caz müzisyeniyim. Çünkü onu okudum, onunla büyüdüm vesaire. Ve hatta ben Türkiye'ye dönene kadar hiç rock falan da çalmadım. Yani ondan evvelsinde, yani Türkiye'deyken evet ama ondan sonrasında yok. Türkiye geldiğim zaman gene bir rock dönemi oldu. Şimdi de son yani 5-6 yıldır gene kendi müziğimi yapıyorum. Onur Ataman Ensemble diye biz konser veriyoruz buyursunlar gelsinler. Label etmek eyvallah da. Sen evet. Ama kendi içinde label ya, ediyor musun? Ben mesela aynı şey olarak görme taraftarı oluyorum hep. Evet ama inan o çok zor bir şey. Yani bazen çok hani sanatçı olarak çok zorlandığın bir şey. Çünkü sen yapmasan başkaları muhakkak yapıyor. Tabii. Çünkü sanırım... İçinde diyorum o yüzden. Evet sen... biz algılamak açısından böyle bir karşılaştırma şey yapıyoruz. Yani şöyle ben şimdi mesela öğrenciler bir müzik dinleme modeli sunuyorum. Bu bir heksagon. Ondan sonra belki başka bir videoda anlatırım bunları. Orada bir style ve context dediğimiz bir şey var. Style ve context şu anlama geliyor. Aslında Türkçesiyle söylediğimiz zaman müzik ne istiyorsa onu yapmakla alakalı. Yani eğer ki sen bir rock grubunun içerisinde çalıyorsan, o rock grubu da işte öyle bir stilde bir müzik yapıyorsa ve işte... Bu stil ne demek? Yani aralık stil, mı? Sound mu? Şey gibi yani hani 80s rock gibi bir şey çalıyorsan 80s rock gibi çalıyorsun. Ama işte onu daha da bir define etmek gerekirse daha yani define, evet, müzik interval'lar mı, sound mu, ekipman mı? Yo, the way you play. Hani nasıl tarzınla çalıyorsun. Ilgili. Evet, tarzla, stil dediğim şey yani. Enstrümantal gitar müziği yapıyorsan hepsi içinde her şeyi yapabilirsin aslında. Evet. Yani sözsüz enstrümantal bir müzik yapıyorsan orada her yiğidin yoğurt yiyişi farklı oluyor. Hani sen bundan hoşlanıyorsun. Bir de şey artık yani hakikaten şu anda günümüzün şeyinde baktığımızda bu stiller de birbirinin içerisine geçti. Çok. Yani geçen gün bir öğrencimle konuşuyordum. O dedi ki işte neo soul tarzı falan. I don't know what it is. Hani ama neo soul yani. Öyle diyorlar, öyle diyeceğiz. There you go. Ona bakarsan 80'lerde Wynton Marsalis tekrar standartları kaydetmeye başladı. Neo bop dediler ona da mesela.
Bebop vardı, Neobop. Hani Wynton Marsalis çok eski mi diyorsun? Değil. Falan. Kalıcı oluyor mu ama işte o style? Yani o... Olur olmaz. O da çok şey değil ki. Yani hani... Önemi yok tabii. O ne zaman belli oluyor biliyor musun? O bir 30 sene, 40 tabii, sene sonra belli oluyor. Tabii. Yani biz şimdi geri dönüp baktığımız zaman mesela klasik müzik için konuştuğumuzda ne diyoruz? İşte early müzik diyoruz. Ondan sonra Rönesans diyoruz. Sonra Barok diyoruz. Sonra diyoruz ki early classical dönem diyoruz, romantik diyoruz, yok işte çağdaş diyoruz, oyunu bunu diyoruz. Herkese bir şey takıyoruz. Ama insanlar o yaşadıkları dönem içerisinde tabii ya da yaptıkları müzik içerisinde bunu label'lamayı bence sanatçı çok da değerli görmüyor. Muhakkak tabii ki öyle olmalı zaten. Evet yani çok da şey değil. Yani o yüzden baktığın zaman hani eğer ki ben shred yapabiliyorsam diyeyim hani elektrik gitar için aman ne güzel. Kullanırım ama... ben onu diyorsun yani. Yani evet yani kullanırım ama yapamıyorsam da ya da yapmıyorsam da yapmıyorumdur falan. Hani yani bugün hani Eric Clapton'a nasıl laf söyleyemiyorsan yapana da söylememek lazım. Doğru, tabii. Yani biraz öyle bir şey ya da ne bileyim ben Jimi Hendrix de kendi şeyinin içerisinde erasının içerisinde derlenmek. Peki gerekiyor. O dönem böyle çalışırken merak ediliyordur çünkü bana çok geliyor sana da sorulur bu. Çalışma böyle mesela bölümlendiriyor muydun? Ya işte bu kadar teknik çalışacağım bir saat, bir saat evet, harmoni. Evet. Ya tabii canım. Yani o delilikleri hatırlıyorum. Hepimiz oralardan geçtik yani o şey benim hatta böyle günlüklerim vardı. Türkiye dönerken unuttum onları evde. Şimdi gene tutuyorum çok fazla var yani her taraf kağıt falan yani yazılıyor çiziliyor. Ya var tabii yani onu yapıyorsun ama şey demin hani aslında kayıt arasında sohbet ederken seninle konuştuk. Bu gene benim hep söylediğim bu romantizme çok takılmamak lazım. İşte 8 saat çalıştı, 15 saat şey yaptı işte dünya rekoru. Soon, Karamjit Singh and Kawaljit Singh both hold the record of 35 coconuts smashed around a person while being blindfolded in just 60 seconds. Yok tabii yani, ama şimdi tabii bazıları o relate etmek ister kendini muhakkak, seninle ya o yüzden muhakkak. Soruyorum biraz. Yani işin özü o hani şey var ya hani 10.000 saat başarı çalışma şeysi ona bir şekilde girmiş olman gerekiyor. Vakit geçirmen gerekiyor. Evet yani vakit geçirmek ve tecrübelenmek gerekiyor. O da zamanla olabilen. Tabii doğru tekrar da çok önemli. Sen dedin mesela sakatlanma muhabbetleri yani 10.000 saat de. Tabii. Yani Allah'tan şimdi yeni akımlar vesaireler falan var. Mesela Alexander teknik dediğimiz bir şey var belki sen de biliyorsundur. Yani bir kere posture çok önemli. Muhakkak. Çalış yani 8 saat de ama nasıl duruyorsun o sandalyenin üstüne ya da ayakta. Mesela benim yaptığım videolardan bir tanesinde ayakta çalmakla ilgili bir şeyler anlatıyorum mesela. Çok önemli. Bir de bu solo enstrüman yani elektrik gitarı özelinde baktığın zaman solo enstrüman olduğu için bunu ben perform ederken genelde oturmuyoruz. Tabii doğru ayakta bu da ayakta bir... yapılıyor perform ediyor. Mesela kemanı düşündüğü zaman keman orkestrada oturulur ama hiçbir kemancı Isaac Perlman dışında oturarak şey yapıyor. Isaac Perlman'ın da ayağında problem olduğu için oturuyor. Evet. Yani bu şeyler çok önemli ve dikkat edilmesi gereken şeyler. Neye vakit harcadığını bölümlendirmek lazım. Tabii. Evet yani haldır benim rahmetli piyano hocam da söylüyordu. Yani öyle deliler gibi de çalışılmaz enstrümanla. Doğru. Yani en sonunda bir yerden sonra... Fiziksel bir şey. Hem mental olarak hem de fiziksel doğru. olarak şey... Ekipman ne kullanıyorsun? Oh! Ekipman valla senin yanında benim lafım olmaz. İbanez harika ama ya. Ya İbanez'ler var her zaman duruyor. Duruyor değil mi Hollanda'dan getirdiğin? Tabii onlar var. Onun dışında bir Peerless gitarım var şimdi benim cazkası olan. Çok güzel bir gitar. Onu sağ olsun Ünsal abi bize şey yaptı, sağladıydı. Senkop Müzik'ten. Onun dışında biliyorsun Angle Endorser'lığım var benim. Angle amflerim var. Hala. Evet o devam ediyor. O çok şey değerli. Memnunsun değil mi? Çok memnunum. Onun dışında pedal olarak o kadar çok şey var ki... Sen analog kullanıyorsun. Analog. Şu anda zaten sadece analog şeyler var, pedallar var. Ama mesela bir tane tube screamer var. O modifiye oldu. Muhakkak öyle bir şey yapmak gerekiyor. Yani kendine o göre. Steve Ray Rugan'ın çaldığı tube screamer ile şimdi dükkandan aldığın tube screamer beraber aynı şey değil. Kesinlikle, biliyorsun. Onun içinde küçük bir chip var, onu bir değiştiriyorsun. O mevzu dönüyor. Onun gibi ya da işte ne bileyim ben OCD kullanıyorum mesela distortion olarak ama onu da sadece basıp rap diye gitmiyorum. Distortion pedallarının kademeli olmasında çok büyük fayda var. Yani bir tane tube screamer, OCD ve bir tane de booster. Ha, o kadar 3 tane kullanıyorsun. Yani o senin en peak duyduğun solo şeyinde aslında ben orada tap dance yaparak hepsini basmış olmam lazım.
Ya da böyle yan man basacaksın hepsini. Ya da işte o midi bilmem neler falan filan var ya, onlardan şey yapıp tek batımla hepsini halledeceksin. Ama yani o espriyi de ben ilk gördüğüm açıkçası Andy Timmons'tı. Andy Timmons o kafada kullanıyor. O egzotik pedalları kullanıyor biliyorsun. Egzotik şeyin firmanın. O benim çok hoşuma gitmişti. Ve o tonunda da onu ben duyabiliyorum. Duyuyorsun. Evet yani o böyle bir clean var. Bir clean'in üstü var. Ondan sonra bir crunch devreleri var. Devreleri var diyorsun. Devreler var evet. Layer layer. Hani nasıl şeyde Logic'te açıyorsun layer'ı gitar kaydediyorsun. Onun gibi. Ya da şeyi de tabii hesap etmek lazım. Yani pick-up'lar ve volüm. Tabii. Şeyi de potu da çok önemli. Dinamiklik için o. %100. Yani bazen insanlar görüyorum böyle şey hani bu gitar iyi değil falan. Hani ne yaptın o gitarla ilgili? O enteresan yani hani ne bileyim ben sadece bilgisayara bile sokup çalsan en azından bir şeylerine bakmak lazım yani. Tabii hani ne denir switchlerine vesaire falan. Ya zaten bu ara tabii çok vaktimiz yok ama şey çok var ya sen de kesinlikle karşılaşıyorsun. İşte enstrüman yetersiz ben başka bir hemen upgrade etmem evet, lazım. Evet o çok tehlike. Ya çok tehlike bir de öyle gerçek değil o. Şimdi bana diyorlar ki sende o kadar gitar var hoca konuşuyorsun diyor. Ama öyle olmuyor. Çok var ama senden de. Ya var ama bundan önce de belliydi elimizdekiler. Yani doğru. O kademeleri yaşadım yani. Hani illa elinde o gitar olmasına gerek yok. Yani sende o prestij Ibanez olmasa da senin elinde sana verilen bir gitarla başkasına verilen gitar o çıkaracağınız keşke ben sound. İlk gitarımı getirseydim ve gösterseydik. Yani neydi? Komedi. Tabii ben yani, de öyleydim. Yani markası Hollywood. Hadi buyurun bakalım. Gören varsa resmi haber ver. Resmi var onu sana gönderin. Onu at bana videoya koyalım. Süper. Yani şey değil ya o çok önemli değil. Ya şu lafa ben mesela küçükken uyuz olurdum. Hani efendim ton parmaklardadır. Yani bunu söyleyen adamı dövecek gibi oluyordum ama sonra ya yeni biliyorsa evet ya o falan. O tuşenin bir şeyi tabii var yani değil mi? O hissiyata etkisi sound'a. Ya yani o şurada kaynaklanıyor. Yani ne kadar yumuşak sert basıyorsun. Efendim penanın açısını nasıl tabii ayarlıyorsun ve darbeyi nasıl vuruyorsun? Yani atak kısmı nasıl? Ufacık o hareketler belirliyor aslında. Evet, tabii ki pick-up vesaire tamam ya, da. Ya tabii canım yani illaki. Mesela ben geçen gün bir dükkana gittim. Bütün işte stratları denedim. Hakikaten 7,5 saat çaldım şakasız. Ondan sonra çocuklar yani git artık kapatıyoruz falan dediler. Fark ediyor yani. Etmiyor değil. Ama her şey değil. Yani hakikaten her şey değil. Hakikaten her şey değil. Yani çünkü biz eğer ona çok takılırsak şeyi unutabiliyoruz işte. Bence oradaki en fine line müziğin nerede olduğunu unutmamak gerekiyor. Kesinlikle, evet. O bir aparat sonuçta bu gitar yani. Evet. Tool yani. Evet yani bu birazcık şey olur mesela Hüseyin Bolt'a hani herhangi bir ayakkabı verip bunun koşamıyor demek gibi bir şey oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani esas malzeme ayakkabı değil. Kesinlikle. Yani ben adam da bitiyor. Evet yani ben zamanında basket oynadım mesela şey zannediyorduk hani Nike Air Jordan alanlı herkes uçacak, işine vuracak falan gibi bir... Evet motivasyon katıyor. Hani gidip antrenman yapmak istiyorsun ya da işte gitarı eline alıp çalmak istiyorsun yes ama... O da her geçici şey, ama zaten. Evet her şey değil. Hele şimdiki dünyada artık gitar bilemiyorum yani. Kaç tane firma var biz bilmiyoruz değil tabii mi? Tabii acayip. Ya mesela senin gitarların mesela işte Kiesel'lar, inanılmaz gitarlar yapıyorlar. Başka işte adını çok sen Aristides'ler say. Çok Aristides'ler falan. Kıyamet. Aristides biliyorsun onun hikayesini bir gün konuşuruz. Çok enteresan. Hatta şey diyeceğim bu videoyu kapatmadan biz böyle Onur'la sohbet etmeyi seviyoruz. Böyle çekeriz daha. Hani konu önerileriniz olursa da evet, aşağı yorumlara yazın ki biz ona göre şey yapalım. Oradan bakalım. Ama keyifli oldu ya. Eyvallah. Değil mi? Çok güzel. Ben çok teşekkür ederim. Sağ yapalım olun. Böyle. Ben çok keyif alıyorum. Ben de aynı şekilde. Çok teşekkür ederim. Gitar da çalarız bir gün. İnşallah. Çağırdın. Eksik olma. Yer her verdin. Her zaman canım. Her zaman. Çok keyifle yani. Sağ ol var. Herkese de selamlar. Görüşmek burada üzere.